öğrencilerimiz için olmazsa olmaz gündemlerden bir tanesi burs. Yepyeni burs duyuruları geldikçe sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Ve birkaç gündür çok sayıda burstan bahsettim sizlere. Özel vakıf ve dernek bursları var arkadaşlar şu anda. Size 3 tane burstan bahsedeceğim bugün. Ama önce şunu söyleyeyim. Özel vakıf ve dernekler sınıf seçerler, bölüm seçerler, şehir seçerler ve daha sınırlı sayıdadır. Lütfen bana uymadı deyip de hemen ümitsizliğe kapılmayın. Mutlaka sizin bölümle ilgili bir burs gelecektir. Çünkü çok sayıda özel vakıf ve dernek bursları var. Özellikle arkadaşlar aktif olduğunda sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü Eylül'de başlayacak, Ekim'de başlayacak, Kasım'da başlayacak diye şimdiden sizi heyecanlandırmak istemiyorum. O tarihleri unutursunuz zaten. Ben size vakti geldikçe aktif olduğunda buradan bildirim göndereceğim YouTube aracılığıyla. Çünkü yüksek lisans yapanlar, ön lisanslar, yetenek sınavıyla girenler daha geniş bir kitle burs arayışı içerisinde hepinize yardımcı olmaya çalışacağım. Şimdi 3 tane burs var bugün özel burslardan birincisi arkadaşlar. Birinci bursumuz Bursa Coşkun Öz Eğitim Vakfı. Vakfın resmi sitesinden online yapacaksınız. Başvuru linkini açıklamalar kısmına bırakacağım nakit burs şeklinde olduğu gibi Bursa ilinde eğitim görecek üniversite öğrencilerine konaklama bursu şeklinde de verebiliyor bu vakıf. Telefon numaraları vesaireleri web sitesinde var. Çok uzatmayacağım şimdi. Yalnız geçen yıl 2020-2021'de mühendislik fakültelerinin 3 ve 4. sınıf öğrencilerine burs verileceğini duyurmuştu. İlgilenen arkadaşlar web adresinden bakabilir. Hemen ikinci bursumuza bakalım. Kojenerasyon burs başvuruları var. 2017'den beri burs veriyor. İstanbul'da devlet üniversitelerinde öğrenim gören gençlere burs veriyor ve bu yıl yani 2021-2022'de de başvurusu başladı. Mühendislik fakültelerinde son sınıf öğrencisi olan ve enerji sektörüne ilgi duyanlara 9 ay boyunca ayda 800 lira burs. Açıklamalar kısmına linki bırakacağım. İlgilenen arkadaşlar oradan bakabilirler ve 3. bursumuza geçelim. Türkiye Kalkınma Vakfı'ndan yüksek lisans öğrencilerine bir burs imkanı var. Çünkü yüksek lisans yapanların bursları çok sınırlı. Onlar yok mu diyorlar, onlara da var. Bu arada KYK bursları sizlere de var, onu da söyleyeyim. Lisansta almış ya da almamış olmanız fark etmez. Yüksek lisans yapanlar burs başvurusunu yapabilir. Hatta miktar daha yüksek. Kırsal Kalkınma Vakfı burs başvurusu da başvuruları başladı açıklamalar kısmına bırakacağım. Evet şimdilik 3 tane oldu arkadaşlar. Çok sayıda bursumuz var ama Eylül'de aktif hale gelecekler onları söyleyeyim. Günlük olarak da yeni duyuru geldikçe sizlerle paylaşacağım zaten. Ama merak etmeyin dün söylemiştim KYK bursu yaklaşık 500 bine yakın insana veriliyor. Hiç merak etmeyin. Daha bölüm ayrımı vesairesi yapılmadan herkese ulaşan burs. Gök destek bursu, MEP bursu, TÜBİDAK bursu, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu gibi çok sayıda burs başvuruları başladığı anda zaten başvuruları beraber yapacağımızı biliyorsunuz. Umarım gönlünüze göre burs bulursunuz. Eğitim hayatınızı böyle biraz kolaylaştırabilirsiniz. Okulların açılması da biliyorsunuz artık iyice yaklaştı pazartesi günü. Kabine toplantısından çıkacak sonuçla artık daha da bir adını koyacağız. Çünkü dün Sağlık Bakanlığı artık kesinlikle ne pahasına olursa olsun açacağız demişti. Gelişmeler oldukça karşınıza çıkmaya devam edeceğim. Hepinize başarılar. Bildirimleriniz açık olsun. Hoşçakalın.